Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün böyle enerjik bir açılış yapıyorum sizlere çünkü hazırlandım, giyindim. Sonunda kendimi bugün dışarı atabileceğim ve bir de enerjik olmamın bir sebebi ise dışarıda yağmur var. Yağmur yağacak. O yüzden çok mutluyum bugün. Dedim ki ben böyle bir havada daha fazla evde takılıp kalamayacağım. Çıkayım bugün, birazcık dolaşayım, gezeyim. Annemi de çağırdım, kayınvalidemi de çağırdım ama onun da işi varmış bugün, o gelemiyor. O yüzden yine anne kız günü yapacağız. Annem gelecek yani benimle birlikte. Bir Karşıyaka'da gezeceğiz. Şu kırılmaz cam yine kırıldı benim. Geçen gün videomda gözleme yaparken düşürdüm arkadaşlar. Kırılmaz cam olmasa ekran gidiyordu gene. Bana çok fazla böyle dayanmıyor. Ben çok şeyimdir böyle arkadaşlar. Hani tutamam böyle. Her şeyi deviririm, düşürürüm, sakarım yani. Hatta bizim göçmenlerde, belki aranızda göçmenler varsa bilirsiniz, tutar aşka derler bize. Annem öyle der bana. Tutar aşkasın der yani. Yani tutar aşka demek işte elinde bir şey tutamayan, böyle sakar, deviren, düşüren, sürekli böyle işte bir şey kırıp döken birisine denir. Bende çok oluyor son zamanlarda. O yüzden telefonu da düşürdüm. Allah'ım dedim, telefon gitti. Eyvah dedim. Allah'tan fazla bir şey olmamış yani. Şöyle bir çizgi olmuş. Kırılmaz camı değiştirmek istiyorum. Ona bir bakacağım. Ondan sonra ciklet kuşuma bir tane yuvarlak bir kafes istiyorum. Uzun zamandır yuvarlak kafeslerden bakıyorum. İnternetten baktım, çok pahalı. Geçenlerde anneme gitmiştim. Annemden orada bir tane pet shop var. Oraya baktım. Orada da siyah ve pembe var. Ben de beyaz istiyorum arkadaşlar. Bir Karşıyaka'ya onunla bakacağım. Ondan sonra başka ne yapacaktım? Annem de kılıf falan bakacakmış kendisine. Bir de terzilik de işlerimiz var. Pantolon paçası falan yaptıracakmış. Hem onları hallederiz hem de birazcık dolaşmış oluruz dedim. Hava kapalı olduğu için enerjim yerinde. Bomba gibiyim. Evet, evimizden çıkalım arkadaşlar. İzban'a bineceğim, şimdi gideceğim. Bu arada böyle mavi hojelerimi de sürdüm. Şöyle en sevdiğim gömleğimi giydim ve en sevdiğim montumu giydim. Deri mont giymeye çok çok seviyorum. Bayılıyorum yani. O zaman evden çıkalım arkadaşlar. Karşıyaka'da görüşmek üzere. İndim. İzban'dan annemle buluştum. Hep biz burada buluşuyoruz değil mi anne? Her zaman. Ama bu sefer dur şöyle geçeyim. Bu sefer şeyde buluşamadık. Hani İzban'a biniyordum ben, aynı vagona denk geliyorduk. Bu sefer aynen denk gelemedik değil mi? Ama çok uğraşmadık öyle denk gelmek. Çok uğraşmadık evet. Ama çok güzel hava, yağmurlu. Çok güzel ya, iyi ki de çok yağmıyor ama gene. Evet, aynen öyle valla. Soğuk değil. Çok güzel böyle hava, mis. Yağmurda birazcık yağdı İzban'dayken ben. Mavişehir'de falan yağıyordu. Özlemişiz yani böyle burayı da. Şöyle çarşıya girdik arkadaşlar. Önce terziye gideceğiz. Annemin pantolonu var. Paçası yaptırılacak değil mi anne? Evet. Ya çok güzel değil mi böyle, yerler ıslanmış. Çok severim böyle. Çok temiz olmuş. Çok kalabalık da değil. Böyle ferah ferah tam gezmek için. Bir de şemsiye olmasa yanımda, ben şemsiye taşımayı da sevmiyorum ama çok yağmur yağ diye böyle aldım yanıma. Annem dedi ıslanırız falan. Al dedi. Annemi gösterdim mi? Ben göstermiştim seni değil mi? Öyle bakalım. Şimdi geziyoruz. İlk önce terziye gidelim. Ondan sonra bakılacak şeylere bakarız yine. Şurada bir çantacı vardı. Kapatıyoruz bir alana. Bir bedava yazmışlar. Bir bakalım nasıl şeyler varmış. Baksana. Güzelmiş değil mi? Güzelmiş. Bir de böyle modeli var. 35. Bence öyledir ya. Çok güzelmiş ama modeli, baksana. Güzel. Biz yine 35'lik yere geldik. Bak anne, üçlüsüymüş. Güzel, böyle model de var. Ama ben şunu çok beğendim ya. Çok iyi değil mi fiyatı? Bu da güzel. Evet. O da güzelmiş. Çok güzel. Ama şu güzel şu. Onu ya sevdim. Üçlüsü yine 35'miş vallahi. İyi. Vallahi çok iyi. Çok çok iyi yani. Ben gene şu modeli sanki beğendim. Sonradan buldum onu. Yeah. Evet. O modelden de var herhalde. Bu düz. Güzelmiş ya. Böyle. Vallahi çok güzel. Evet. Bak işte şunların çay tabağını arıyorum ya, biliyorsun ya. Küllük mesela bu herhalde değil mi? Küllük. Ama hiçbir yerde bulamıyorum. Sen de dün bakmıştın değil mi benim için? Yok. Baksana şu vazo mu? Vazo sanırım o. Aa çok tatlıymış. Bambu koymak için çok beğendim onu. Aynen aynen. Fiyatı 35 lira, hiçbir şey yani. Gayet iyi fiyatı. Bu da çok güzel. Bugün daha çok ürünler dolmuş değil mi? O gün çok fazla yoktu. Gelecek demişler. Baksana anne, şu cam cezveler de çok güzel ya. Benim vardı, kırılmıştı. Sos yapıyordum ıslak keke. Aynen. O zaman kırılmıştı. Ama şimdi gene iyi. Bir yer çok güzel. Aynen aynen. Şöyle fıs fıs yağlıklar var bak.
Farklı bunlar. Bu neymiş ya? Hayvan şeyi mi? Anne bak bu da yağlık koymak içinmiş, silikon. Hmm. Güzel ama. Güzel. Güzel yani. Bu da lavabo organizatörüymüş. Mesela böyle takıyorsun herhalde buraya. Şeyleri, süngerleri falan koymak için. Şu camlardan da almıştım ben ama hiç kullanıyor musun diye sorun, kullanamıyorum. Tedirgin oluyorum hani cam yutmuşum gibi. Yok canım. İşte kırılmadıktan sonra nasıl cam? Ama işte ben takıntılıyım ya. Ama buna gerek yok ya. Ya aslında her güzel şey duruyor da her takıntılıyım. Şey var, şey. O aynalar da sen çantamda hep seni bulunur öyle. Aa, evet. Aslında bende de çantamda bulunuyor ama geçin. Bir çekmişsiniz. Çantamda benim oluyor ama unutuyorum ben onun olduğunu anne, biliyor musun? Canım kendim. Güzel güzelmiş. Ay bunu Aykut'a alayım mı acaba? Ne halim varsa göreyim dedim. Ay çok güzel. Mükemmellik yordu, biraz da fevkalade olayım. Aa, farklı farklı böyle yazılar yazmışlar. Güzel. Güzel ama hoşuma gitti. Geldik yoktunuz. Anne, buna ne dersin? Okusana. Kısa değil mi? Boyum kısa değil mi? Güzel günler göremiyorum. Çok güzel. Bana göre. Aa, bu da çok güzelmiş. Sen Bihter Ziya gibisin, aptallık etme. Yazıları güzel. Yazıları çok güzel zaten ya. Aykut'la Samet'i alayım böyle. Canım. Takım olsun. Canım kendim. Evet, bence Aykut'la Samet'e takım alayım şöyle. Canım kendim. Bak, ha bu değil. Bu ne halim varsa göreyim. Şu var. Terzi işimizi hemen hallettik değil mi anne? Hallettik öyle. Hepsi buradaymış. Bu şey anneme, hani anneler günde almış olduğumuz pantolon. Takım almıştık ya size hani, aynen, kayınvalidemle. Aynen. Kayınvalidem boyu uzun olduğu için ona tam geldi. Senin birazcık uzun kalmıştı paçası. Aynen. Hemen terzide işimizi hallettik. Şimdi rahatça gezebiliriz. Aynen. Güzel oldu. Yani zaten arada aynen bir girdiğimiz yerlere giriyoruz ama şimdi tam anlamıyla bir gezmeye başlayalım. Güzel oldu değil mi? Sağ olun. Evet. Sen de sağ ol anneciğim, ne demek. Güle güle giy. Sağ ol. Başlarım artık. Tamam. Aynen, artık giy bence de. Nasıl gidelim şimdi? Vallahi. Ha, oradan gidelim. Sen o kolyeciye bakacaktın, doğru, ya. Doğru. Çelik kolyeciye. Geçen sefer uğramıştık oraya. Biliyorsunuz. Bir şeyler almıştık oradan. Tekrar yine oraya gideceğiz. Ha, bu çok güzelmiş değil mi anne? Kaçtı? 260. Göstermiş olduğum şu bambular vardı ya arkadaşlar, içeriye girdim, mükemmel ürünlerle karşılaştım tekrardan. Burası Karşıyaka'da Alaçatı Takı diye geçiyor, yeni açılmış. Çok güzel ürünler var böyle. Çelik ürünler zaten benim çok dikkatimi çekiyor, çok güzel. Bakın böyle fiyatları da uygun, 85 liraya çeşit çeşit kolyeler var. Biz doyamıyoruz böyle annemle almaya. O yüzden yine bir model aldı annem buradan. Hatta şunu da çok beğenmiştim. Çok tatlı hepsi, çok güzel. Fiyatları da şu an yeni açıldığı için 85 TL. Yardımcı da oluyorlar. Çok da tatlı bir bayan arkadaş var buranın işletmesini yapan. Tavsiye ediyorum. Çıkın çıkın gelin. Karşıyaka'da hangi sokaktaydı? Esot. Esot sokağını. Zaten bilmeyen yoktur aranızda. Çok güzel ürünler var. Hepsini tek tek size gösteremiyorum şu anda. Böyle çekebildiğimi çekeyim. Böyle hasır çantalar da var sizde. Evet. Çok beğendim. Onlar da el yapımıymış. Böyle sepetler var. Beni biliyorsunuz, arayıp da bulamadığım şey böyle sepetler. %100 tavsiye ediyorum. Buraya gelin. Ne diyordun az önce, söylesene arkadaşlara da. Aç şemsiyeni, aç. Yıllarca bunun için tartıştık ya. Ben yağmurda... Neredesin? Buradayım da, şemsiyeni aç. Anne ben böyle seviyorum. İyi de nasıl olacak? Islanmak istiyor. Ondan sonra... Yıllarca bunun için kavga ettik değil mi seninle? Gezilir mi yağmurda ya? Bak şimdi gezilir mi? O annem var ya arkadaşlar, bir damla yağmur yağıyor. İslamın hemen şemsiyesini açıyor. Ya diyorum açma. Yok, dayanamıyor. Bir kafesçi buldum arkadaşlar. Şu ikisini çok beğendim ya anne. Başka hangisi? İki tane değil mi yuvarlak olan? İçeride de bakacağım şimdi.
Bakın bir de burada çok tatlış bir şey var. Allah yerim seni ben. Uykucu. Evet, annemi şimdi dönerciye getirdim arkadaşlar. Karşıyaka'dan geldik Çiğli'ye. Anne bakayım kabına. Sonunda bir kılıf bulabildik. Ya hiçbir yerde bulamıyoruz değil mi sana ya? Oradan almasak hiç yok. Evet, ben de aldım bir tane kılıf arkadaşlar. Hemen taktım, onu size gösteririm. Daha sonra aynadan gösteririm artık. O saatin de güzel duruyor anne ha. Güzel. Evet. Seninki de öyle. Sağ olun. Samet'e de giderken paket yaptıracağım. En sevdiği dönerci onunla burası. Çok seviyor buranın dönerini arkadaşlar. Biz şimdi annemle yiyeceğiz. Aslında ben anne kıyma da çıkartmıştım. Onu da yaparsın. Kıymamı da yaparım belki eve gidince. Küçük zaten, minik bir parçaydı. Öyle. Acıktık ama değil mi? Tabii gezdik ya. Evet. Aa, Ciklet'e kafes aldım bu arada. Şöyle eve gidince göstereyim size. Yuvarlak kafesi aldım sonunda arkadaşlar. Hep istiyordum. Samet'e doğum günü hediyemi de aldım. Sipariş verdim daha doğrusu. Samet'in doğum günü de yaklaşıyor artık. 9 Aralık'ta. İyi, az kaldı. Onun da siparişini verdim. Sürpriz olsun diyeceğim ama söyledim işte videoda artık. Neyse, bu video ona izletmeyin bu videoyu bari. Bazen izlemiyor. Ne olduğunu da bilmiyor ama değil mi? Aslında ne olduğunu biliyor. He. İstediği bir şey. Ama hani bugün alacağımı bilmiyordu. Hmm. Ben de bugün siparişi vermiş oldum. Aynen. Kendime küçük tripod da aldım. El tripodu da aldım. Eve gidince hem Ciklet'in tepkisini görürüz hem de tripodu gösteririm size. Başka da bir şey almadık zaten. He, değil mi? Güzel gezdik ya. Güzel gezdik ya. Yağmur da durdu. Çok fazla şakır şakır yağmadı yani. Ama ben severim böyle kapalı havada gezmeyi. Şimdi de yemek vakti. Aa, Pino geldi. Anneciğim, sana ne aldım biliyor musun? O kadar zor taşıdım ki bunu da. Bayağı ağır ve kaliteli. Bakalım şimdi Ciklet ne yapacak? Ciklet! Ay! Çok güzel! Anneciğim! Yeni kafesi gördün mü anneciğim? Ay! Ciklet! Şimdi bunu da güzel silelim. Seni yerleştirelim, tamam mı? Burada hediye solukta verdiler. Hediye krakerde verdiler. Allah Allah! Ciklet'ciğim! Sevdin mi anneciğim? Ay! Bu arada eve geldiğimi gördünüz arkadaşlar zaten. Böyle bir tane de tripod aldım. Bunu 100 liraya aldım. Bence gayet tatlı. Yemek yaparken falan tripod hep lazım oluyordu. Bir de kendime şu kılıfı aldım. Şöyle taşlı tuşlu güzel bir kılıf. Bu da çok hoşuma gitti. Bunun fiyatı da 200 liraydı arkadaşlar. Ciklet Bey, kafesiniz hazır. Bazı değişiklikler yaptım arkadaşlar. Kendi salıncağını çıkarttım kafesin çünkü bu salıncağını seviyor. Toplarını taktım. Şu mavi topuyla şu renkli olan topla çok oynuyor. Böyle hazırladım şimdi, temizledim. Bakalım girecek mi, merak ediyorum. Videomuzun ikinci gününden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hamarat Ayşe durur mu? Erkenden kalktım. Kargoya gittim. Kargoda işlerim vardı. Ondan sonra bugün Göksu'ya oturmaya gidiyoruz Kübra ile birlikte. Ben de dedim ki yemeğimi sabahtan hazırlayayım. Normalde çok alışık olmadığım şeyler. Aslında ben yeni evliyken böyle yemeğimi sabahtan yapardım arkadaşlar. Ne olduysa yeni evlilikten sonra oldu. Yemeğimi geç vakitte yapmaya başladım sonradan. Aslında böyle sabahtan yaptığımda kafam da daha rahat oluyor. Gezmeye gideceğim zamanlar daha rahat oluyorum. O yüzden bugün yemeğimi hazır edip o şekilde evden çıkacağım. Samet de işten gelince en azından aç kalmamış olur. Ben böyle bugün sulu tavuk yapacağım arkadaşlar. Patatesli sulu bir yemek yapacağım. Şimdi soğanlarımı, salçamı kavurdum. Tavuklarımı da böyle birazcık kavuruyorum. Daha sonra küp küp doğradım. Patateslerimi de ilave edeceğim. Öyle hazır edeceğim. Patateslerimi, suyumu da ilave ettim. Tuzumu da ilave ettim. Ay o kadar güzel koktu ki çok acıktım şu an. Kahvaltı da yapmadım daha arkadaşlar ben. Bakın hatta burada kendime yumurta koydum bir tane. Yemeğimi koyayım. Bir de yanına bulgur pilavı yapacağım. Bulgur pilavı da
hemen olur zaten. Ondan sonra hazırlanmaya başlayacağım. Bugün Göksu'dayız. Bugün işlerin yolunda gidiyor arkadaşlar. Kargom da geldi. Samet'e hediye almıştım. Doğum günü hediye. Falan gelir diye çok korkuyordum. O yüzden şimdi bu da geldi. Hemen bir açıp bakalım nasılmış bakalım. Şöyle bir cüzdan aldım Samet'e. Şöyle şurada açayım hatta. Dedim ki Samet'i aradım. Kendin mi açmak istersin? Açsın dedim. Yoksa açayım mı? Yok dedi. Aç sen dedi. Fotoğraflarını bana at dedi. Çünkü merakla bunu bekliyordu. Böyle bir dışında da tablo var. Çok da hoş görünüyor böyle. İyi ki uzun zamandır bu cüzdandan istiyordu. Şöyle Cengiz Paker'in hakiki diriyordu bunu. Bakın böyle kartlıkları var. Böyle. Ay açamıyorum. Tek elle de video çektiğim için. Gayet tatlı bence. Fotoğraf koyma yerleri var. Kartlıkları da gayet geniş ve yumuşacık bir yapısı var. Para koyma alanı da oldukça geniş. İnşallah severek kullanır. Bu Samet'in doğum günü hediyesi bu arada. Doğum günü de 9 Aralık'ta. Ben erken erken siparişini vermiş oldum. Şu şekilde bir cüzdan. Burada yemeklerimi de hazırladım arkadaşlar. Hepsi hazır. Sulu patates yemeği, tavuklu. Bulgur pilavını da böyle sade yaptım. Bu salçalı olduğu için bunu salçalı yapmak istemedim. Çünkü sonra mide yanması yaşıyoruz. Ben şimdi hazırlandım. Birazdan size göstereceğim aynada kendimi. Ama önce bir makyaj yapmam gerekiyor. Ve bir de beni bilenler bilir. Ben kahve içmeden evden çıkamıyorum arkadaşlar. O yüzden bir kahve yaptım kendime. Başım tutmasın dedim yollarda. Bayağı da bir uzak mesafe 40 dakika falan sürecek yani Göksu'ya gitmemiz. O yüzden şimdi kahvemi de içeyim. Daha sonra evimizden çıkalım. Arkadaşlar şöyle... Bizi kesmiyor biliyorsunuz. 1 kilo kahve siparişi verdim. Şu natürel kahveyi ben çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. 500 gram ve 500 gram. Toplamda 1 kilo kahve siparişi verdim. Çünkü kahvemiz bittiği zaman bayağı geç geldiği için bu sefer çabuk geldi. Şaşırdım. Stok yapması iyi oluyor. Bunu da Bim'den almıştım. Hatta şu an içerken böyle birazcık acı geldi. Bunun yumuşak içimli. Ben zaten bir bunu ve bir de MSR kahveyi seviyorum. Yani ikisi çok güzel oluyor. İkisinin tadı da çok lezzetli. O yüzden şimdilik de bundan sipariş verdim. Şu natürel markadan. Bundan da tavsiye ediyorum. Ay bir an önce artık kahvemi bitirip de hazırlanmak istiyorum. Evet. Çıkmadan önce size böyle kombinimi göstermek istedim arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde giyindim. Böyle bir etek almıştım ben. Halıyı da böyle kaldırdım. Bir şey giyecektim. O yüzden böyle yeşil oje sürmüştüm. Bakın. Ama ondan vazgeçtim. Çünkü bu eteğim varmış benim. Bu eteğimi ben bayağıdır yani aldım. Hiç giymemiştim. İlk defa giyiyorum. Bunu da ilk defa giyiyorum bu arada. Bunu da maviden almıştım. İkisi çok hoşuma gitti. Bu şekilde böyle siyah beyaz bir kombin yaptım. Ve bir de böyle botlarımı da giydim. Botlarımı da çok seviyorum. Önce... Nefes nefese kaldım. Acele ediyorum. Bu arada yere basmamak için de böyle kağıtlara bastım. Bak, çamaşırlarımı hemen topladım. Yağmur başladı. İçeriye aldım onları da. Hemen buradaki aspetin üzerine attım. Şimdi ben evden çıkıyorum arkadaşlar. Kızlarla buluştuğumuzda tekrardan evet, görüşmek şimdi üzere. Kübra ile buluştuk arkadaşlar. Kameram da nasıl kirlenmiş görüyor musun? Çok kirletiyorum ben. Burası zaten bayağı şey. Merhaba aynen arkadaşlar. Ayşe ile buluşuyoruz. Evet, Kübra ile tanışın. Şu an çok güneş geliyor. Daha sonra tekrardan yine video çekeriz zaten de. Ne oldu böyle bize? Aydınlandık yine. Nur indi bize Kübra. Konuştuk şimdi İzvan'dayız. Çok komik oldu. Aynen ya, Bayraklı'dayız. Az kaldı ya. Az kaldı. Es başlayınca. Ha, gerçekten ışık ters tarafta olduğu için böyle oldu. Artık indiğimizde tekrardan görüşürüz. Kübra'nın gerçek yüzünü görürsünüz. Biz şimdi İzban'dan indik arkadaşlar. Kübra'yı evet, da o kadar çok sevdim ki. Valla ben de seni çok sevdim. Canım benim. Sağ ol ya. Sen de iyi ki varsın. Çok cana yakın, çok tatlı bir kız ve Kübra'mın da kanalı. Ama yine söyleyeyim sizlere. Altta yazacağım. Diner ailesi olarak geçiyor kanalları. Değil mi? Öyleydi. Evet, evet. Çok güzel videolar çekiyor. Kübra da çok hamarat, becerikli bir kız. Sen de öyle. Mutfakta. Teşekkür ederim. Valla o yüzden çok sevdik birbirimizi. Böyle evet, o da benim gibi konuşkan. Çeneyiz değil mi biz? Çene. Aynen, iki çene var. Valla nasıl geldiğimizi anlamadık. Bir saat falan hemen 10 dakika gibi geçti yani. Evet ya valla yani çok o kadar sohbet oldu, muhabbet ettik evet, ki çok güzel bir yolculuk oldu bizim için. Şimdi Optimum'un önüne geldi. Ha şöyle. Optimum'un önünde bekliyoruz. Göksu bizi buradan alacak. Çünkü buradan hangi otobüse bineceğimizi bilemeyiz evet, şimdi. Bu taraflara biraz yabancıyız. Galiba. Aynen çok yakın dedi. Şimdi onunla da konuştuk. Öyle yani. Bakalım Göksu'yu bekliyoruz. Güzel bir gün bizi bekliyor. Evet. Kız kıza. Evet. Bek. Güzel olacak. Bakın biz neredeyiz? Hoş arkadaşlar geldiniz. Hoş bulduk. Valla bugün hepimiz anlaşmış gibi böyle deri kombin yapmışız. Deri ve siyah kombini yapmışız.
Evet. Değil mi? Ama hiç sözleşme falan bir şey yok yani. Ay çok özlemişim Göksüm seni de. Ay. Evet ya, Göksüm sağ olsun bizi geldi aldı arkadaşlar. Kübra'cığım da burada. Merhaba. Böyle bir deri fotoğrafları çekilmemiz lazım deri ceketlerimizle. Gerçekten sözleşmiş gibi olmuş. Evet. Zaman. Çok beğendim. Ben de beğendim kendimizi. Evet, ben de beğendim. Senin aynı anda güzel bir story. Evet, hemen gelin. Ben gerçi saçlarımı güzel yapamadım ama. Evet, benim de saçlarım dağıldı biraz. Hele sen Kübra'nın kanalında bir video çektik biz. Görmen lazım beni. Rezalet. ne yapıyorsun kuzum, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, ne yaptınız? Bize. Nasıl geçti yolculuk? Güzel geçti. Nasıl vagonla birbirinizi buldunuz? Valla o da bir şans. Bir de Kübra da çok yani. Tatlı. Yani hiç yabancılık çekmedik birbirimize. Evet, konuşkan o da. Ha, değil mi? Siz de ilk defa görüşüyorsunuz. Hiç yabancılık çekmedik biz. Siz de bence i̇yi öyle oldu, olacaksınız. Evet. Ben zaten çekmiyorum şu anda. Hemen şey oldum, enerjiyi aldım. Evet, yani çok güzel bir oluşum oldu. Evet, şey ilk ambiyans değil mi? Aynen öyle. O zaten tutmadı mı devamı gelmiyor. Aynen öyle vallaha. Şimdi biz geçiyoruz bakalım Göksu'ya. Orada tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar tripod yaptık kendimize böyle burada evet. Airframe üstünde. Hoş geldiniz. Hoş uyuma bulduk. Bakar mısınız ya? Hepimiz deri ceket. Evet. Niye böyle siyah oldu? Böyle. Şu an boydan çekemiyorum size. Aynadan gösteririm. Benimkine bakar mısın? Çizgili seninki de çizgili. Evet. Bir de şey bir de kom bir de diri. Aynı mı? Evet. Hey rapçı kızlar hazır mıyız? Gitar var mı? Göksu'nun gelir gelmez bu aynasına bayılıyorum ve size şimdi kaplarımız, terliklerimiz, kombinimizi göstermek istedim. Bakar mısınız ya? Evet, bu nedir arkadaşlar? Anlaşmış gibiyiz yani. Gerçekten öyle. Çok güzel. Üç kız kardeş. Ya Kübra, evet ben senin pantolonuna bayıldım. Ha, teşekkür ederim canım. Eğer görürsen göz koydum. Şey yaparım. Al senin olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk arkadaşlar. Görüşmedik bile daha hala. Evet valla eve geldik sonunda. Daha hiç oturamadık, konuşamadık. Videoya evet. Alayım dedim. Sonra çünkü biz unutuyoruz evet. Video evet, çekmeyi. Değil hemen mi? Ben size bir kahve yapayım. Ay süper olur. Bir kahve içelim, sohbet evet, edelim. Evet tamamdır. Aynen, hadi bakalım. Sonra devam edeceğiz. Göksu bize kapsül kahveden hazırlıyor. Geçen geldiğimizde bundan kalmamış. Evet. Değil mi? Ben yine de ne olur ne olmaz iki tane ayırmıştım. Aa, şöyle. Evet. Ama sipariş ettim Allah'tan yetişti. Evet bu sefer böyle zaten tam da kargo yeni gelmiş. Çok evet. Şanslıyım bugün. Şanslı günümdeyim öyle diyorum. Daha yeni aldım evet. Kargoyu. Ya öyle mi? Bu şimdi neyle? Çikolatalı falan mı oluyor? Yok. Sütlü latte aslında. He. Şu sesi ve görüntüyü çok seviyorum ben evet, özellikle. Evet kokusu da çok güzel. Ve de Göksu'nun elinden olması çok güzel bence. Afiyet olsun. Sağ ol. Şimdiden. Eline sağlık. 3 tane YouTuber, vlogger buluşursa evet. Videoları nasıl çekeceğimizi düşünüp dururuz böyle arkadaşlar. Şimdi çekiyor. Hediye seansı var. Bir yandan Göksu çekiyor, bir yandan Kübra çekemiyorsun sanırım şu an. Olsun. Kübra'ya ben şu an bir iş kitledim. Evet. Olsun olsun ben memnunum böyle. Ama aynı videoyu Kübra'ya da atacağım. Daha fazla dayanamadık, hediyeleşme seansına geçtik. Böyle Göksu'ya küçük bir hediye almıştım. Ama Kübra'ya alamadım çünkü Kübra'yla belli değildi yani bugün buluşacağımız. Ona da sözüm var. Canım, en yakın zamanda hediye alacağım. Şey küçük bir hediye arkadaşım sana. Çok teşekkür sana. Ederim. Ben bugün o kadar şanslıyım ki şöyle sanki yılbaşı gibi bir sürü hediyelerim oldu. Çok teşekkür ederim ikinize de. Bunlar da Göksu'nun saklama kapları. Aaa yok onları getirmedim işte. Uzun zamanı bendeydi. Kullansaydım bir şey olmazdı. Valla aklımdaydı. Çok teşekkür ederim. Aç bakalım inşallah beğenirsin. Ama zahmet etmişsiniz. Yok ne zahmeti. Yine de mutlu oldum. Güle güle kullan inşallah. Ben de merak ediyorum Kübra'nın evet. Hediyelerini de. Aa kolye. Evet çok beğendin mi? Çok teşekkür ederim. Çok, çok güzel. Yıldız. Ben videomda göstermemiştim. Ay yıldızım eksikti. Ya valla. Söyledim Ayla. Beğendin mi gerçekten? Doğru evet. Teşekkür ederim. Bir de güle çok beğendim inşallah. Çok sağ ol. Şimdi şuradan açıp hemen hatta takayım. Tamam. Dedim beğenir mi bilemedim çünkü. Kameraya doğru gösterdim mi bilmiyorum. Şöyle Ayşe'cimin hediyesi. Güle güle kullan inşallah. Çok teşekkür canım. Ederim. Valla. Öpeceğim şimdi seni. Direkt öpemiyorum ben. Biz şey Ahmet Kural'la Sıla'yız biz. Sağ olsun. Kübra'cığım da böyle eli boş gelmemiş. Çok teşekkür ederim. Zahmet etmiş. Bunu galiba Ayşe'ye almış. Ya, ben açıyorum. Bana da hediye varmış. Olsun açabilirsin. Söyle açıyorum. Ayşe'ye de düşünmüş almış. Ay çok güzel. Hiç böyle bir kupam yoktu. Bakar mısınız? Çok, çok güzel, teşekkür ederim canım. Aynen. Çok zevkli. Çok tatlı değil mi? Yok ki Ayşe'nin kahve sevdiğini. Evet. Evet. Vallahi içerken Kübra seni alacağım.
mutfak eşyalarında. Yeni yıl hediyesi olarak kabul. Ay çok teşekkür ederim ya. Bu da benim hediyem. Valla zahmet etmişsin. Şöyle göksünün resmini açacağız. Çok teşekkür ederim. Çeyizine bir katkı olsun. Aa, gerçekten çok teşekkür ederim. Kesinlikle öyle. Ben de çok severim. Hediye alayım, vereyim. Yani böyle mesela kullanırken anıyorsun ya, evet, o kişiyi. Evet, o çok güzel çok oluyor. Güzel. O çok güzel bir duygu. Aynen. O zaman ben bunu kolisinden hiç şey yapmam, çıkarmam. Direkt buna götürdüm şansaya. Ben görüyorum güzel şeyler burada. Sanırım şuradan açacaksın. Evet, çok efsane. Güzel. Bir yandan Göksu kanalında göstersin, bir yandan çok ben de güzel. Size buradan bile göstereyim. Bile teşekkür ederim. Çok beğendim. İşine de böyle çok sağ ol. Çok güzelmiş gerçekten. Kullandıkça kesinlikle bizi bereket. Hatırlarsınız Emrah'la birlikte, evet. Evlenince. İnşallah, çok teşekkür ederim. Güzel, çok zevkli valla. Kübra. Vallahi çok beğendim. Ya önemli olan aslında işte bu, hani söylediğin cümle işte, çeyizine kaskı olsun. Gerçekten böyle ilk defa görüşüyoruz ama ona rağmen bunu düşünüyor olmam bile çok kesinlikle güzel. Kesinlikle öyle. Ben de bardağımı çok beğendim. Evet, hemen ilk fırsatta cappuccino içeceğim bununla. Vallahi neden onu aldım? Yılbaşı geliyor ya. Evet. Penguenli falan atkılı. Ama Samet buna göz koyar vallahi, söyleyeyim. Bir dahakine de onu alırım aynısını. Ay sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Çok sağ ol. Bakalım Hamarat Göksu'muz bize neler hazırlamış. Yine böyle döktürmüş herhalde. Bugün de hatta video atmış ama ben daha izleyemedim. Bu neyli börek canım? Peynirli. Peynirli en sevdiğim, çok güzel. Dedim ki Göksu'ya sakın acı bir şey yapma. Aslında şu çim pilavı acılı oluyor biliyor musun? Bu da çim pilavıymış. İlk defa yiyeceğim ben arkadaşlar. Bakın böyle çok farklı görünüyor. Ama sen sevmiyorsun. Yiyerek acı koymamış. Ha evet, siz üstüne artık acıyı atarsınız. Evet, biber koyarız. Ya benim gittiğim ortamlarda genelde böyle oluyor. Ben acı yemediğim için direkt önden söylüyorum. Yiyemediğim zaman üzülüyorum çünkü sonra. Çok güzel görünüyor çim pilavı. Bunu ilk defa yiyeceğim. Bir de böyle güzel bir kek hazırlamış. Cevizli çok güzel kek. Kabarmış. Annemin tarifiyle yaptı. Süper. Aynen. Yoksa Gülşah teyzem yaptı. Sen böreği mi yaptın? Böreği aslında annem yaptı sayılabilir. Bana böyle bir iki tanesini verdi. Keki bana yaptırdı. Bunu da sabahtan hazırladım. Ellerinize sağlık. Kesenize bereket. Çok güzel görünüyorlar. Afiyet olsun şimdiden. Şimdi biz acıktık artık. Mamalarımızı yemeye geçeceğiz. Bir yandan böyle video çekiyoruz. Bir, evet. Bir senden, bir Kübra'dan değil mi? Öyle geçiyor. Kübra'mız da burada. Öyle geçiyor. Evet ama biz gayet memnunuz değil mi? Evet öyle. Güzel geçiyor. Bence güzel geçiyor. Evet yani, bence de çok güzel. Bir yandan da annemden komut alıyorum. Börekleri diyor ki evet. Şimdi kendi böreğine şey gelsin istemiyorum. Aa, çok hamarat ki annen de zaten. Annen de ben çok evet, seviyorum. Diyorsun. Hadi Göksu, hadi ben artık çok acıktım. Siz yiyin ya, bana ne bakıyorsunuz? Ben zaten başladım. Sen de gel öyle. Oo, Kübra tripodun çok güzel. Aa, kaplumbağadan mı korkuyordun? Bir kaplumbağa fobisi varmış Kübra'nın. Şurada var da bir tane böyle kaplumbağa. Şekerliyim kaplumbağa. Ben dokunamam diyor ona diyor. Evet ya yani, ne bileyim küçük. Hadi gel fobini yendirelim sana. Aa, yok yok kalsın orada. Bir tripodu var arkadaşlar. Sormayın gitsin. Bıçaklığımız. Çok güzel. Ay valla ortaya nasıl bir vlog çıkacak bilmiyoruz ama biz çok eğleniyoruz. Günümüz çok güzel geçiyor. Ben gülme krizine girdim bir de bir ara. Kameraya böyle keki koyuyor, diyor ki kek çok güzel. Koy orayı, koy güleyim biraz. Kavga geçme. Ay benim böyle huyum işte, huyum kurusun. Taklitçilik huyum var ya benim. Ben daha acemiyim. Aa hayır, çok güzel yapıyor. Benim de taklitim var. Herkese selam. Evet, herkese selam. Koyacağım burayı. Kendimi izleyemiyorum. Ben de kullanıyorum çok. Bir ama de, birazcık ben fazla kullanmışım. Size bir de bende şeye takılıyorlar. Ben çok mu aşkım diyorum? Yok. Mesela yorumlarda bana yazıyorlar. Aşkım, aşkım, aşkım. Hani o kadar ya eşine olduğunu... aşkım diyeceksin. Yani ben ona çok takılmadım açıkçası. Ne diyeceksin ki? Bir Göksu atasözü der ki. Sen öyle çok fazla ya aşkım diyorsun ya, değil mi? O alışkanlık olmuş aslında böyle. Bunun garnitürleri de mi Çiğden? Nasıl bir şey yaptın sen bunu? Ben merak ettim. İzlemedim ya videosunu. Çiğden derken? Haşlanmış, donuk garnitür. Haşlanmış değil mi? Hmm. Hani diğer böyle kavanozdakiler de hasar oluyor ya. Yok. Ondan dedim. Satılanlardan falan değil mi? Mısır gibi. Pişirip donuk koyuyorlar ya öyle. Verdiğinin içi direkt.
Ay vallahi gülmekten ağlanırım arkadaşlar. Ağladım. Siz yemiyorsunuz. Bakın ben yiyorum bu arada. Dikkat ettim de. Ben de yiyorum da. Siz yemiyorsunuz. Gülme krizine girdim. Vallahi en kötü günümüz böyle olsun arkadaşlar. Amin. Kahvelerimizi içtikten sonra aklıma geldi arkadaşlar. Türk kahvesi de içtik. Çok da güzel köpüklü olmuştu. Ellerine sağlık dedik sucuğumda. Bu yandan da böyle çikolata yiyorum. Vallahi artık saatte geç oldu ama kalkamıyoruz değil mi Kübra? Vallahi geç oldu. Yolumuz uzun. Evet, yolumuz uzun. Sohbet de güzel ama. Muhabbet. Aynen değil mi? Sabaha kadar gider yani. Gider vallahi. Evet. Göksu sen de kalabilir miyim? Samet'in aklını aldım zaten az önce. Şimdi hemen ben sizi ikna edermişim. Dedim ki Samet'e ben Göksu'da kalıyorum. Kalın. İnşallah başka bir zaman. Duyduğunuz gibi ezan okunuyor arkadaşlar. Aziz Allah. Aziz Allah. Biz valla akşamı yaptık. Göksu sende ya. Gidemiyoruz. Evet. Artık giyindik ama. Yaptınız. Ay bayağı aslında şey 2'de falan tamam. Geldik. 2-2.30'da buradaydık. Saat oldu 6. Gerçekten öyle. Artık dedik kalkalım eve gidelim. Allah'tan benim yemeklerim hazırdı. Samet yemiş, mesaj attı. Kübra'nın yemeği yokmuş. Vallahi yapacağız artık. Vay zaferin haline. Aynen öyle. Artık oldu, bir şeyler yemiştir. Atıştırmıştır bir şeyler. Biz ben de burada yedik zaten. Kurtarıcı bir şeyler yaparım akşam. Aynen öyle yaparsın. Zaten aynen, hemen aynen. Bir öğündeyim ya bu değil mi? Evet. Ay sağ ol ya. Falan şey, doğru şey çok böyle. Güzeldi ama Göksu. Her şeyin mükemmel olmuştu. Evet. Çok güzel bir gün geçirdik. Vallahi her şey için çok teşekkür ederiz. Bu buluşmayı tekrarlayacağız yine biz. Evet. Yine tabii vloglarız arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda inşallah. İnşallah yine buluşacağız hep birlikte. Öyle. Öyle artık biz kalkalım. Göksu yine bizi bırakacak İzban'a. Sana da zahmet olacak ama. Vallahi öyle bakalım. Teşekkür ederiz. Tekrardan eve gidince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben eve geleli bayağı bir oldu. Çünkü Samet'le de birbirimizi özlemişiz. Onunla sohbet muhabbet ettik. Kahve içtik birlikte. Şimdi artık videomun kapanışını yapmak için geldim. Bu arada Kübra'nın da çok samimi güzel vlogları var. Ben de çok severek takip ediyorum. YouTube'a yeni katıldı bu arkadaşımız arkadaşlar. Sizlerden de destek bekliyorum. Açıklamalar kısmına Kübra'nın da Göksu'nun da kanallarının ismini yazacağım. Onlara da yardımcı olursanız, destek olursanız, kanallarına abone olursanız çok mutlu olurum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bizim için çok güzel bir gün oldu bugün. Yani bayağı kaynaştık kızlarla. Hepimiz de böyle fıkır fıkır konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ben birazcık böyle çok şenel olduğum için yani fazlaca konuşuyorum ama onlar da beni bu şekilde çok sevdiklerini söylemişlerdi zaten. O şekilde çok güzel böyle bir günümüz geçti. Göksu'ya da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel karşıladı bizi her zamanki gibi zaten. Göksu'nun kalbinin güzelliği böyle yüzüne yansımış zaten arkadaşlar. Onu da çok çok seviyorum. Kübra'yı da çok sevdim. Bugün ilk defa görüştük onunla. Yine Instagram üzerinden konuşuyorduk ama yüz yüze ilk defa görüştük. Onu da çok sevdim. Sanki yıllardır böyle arkadaşmışız gibi çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabından beni takip etmeyi de yine unutmayın. Bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Bu arada bugün üçümüz de vlog çektik. Yani üçümüzden de bu videolara ulaşabilirsiniz. Yani hepimiz böyle farklı farklı şeyler çekmeye çalıştık. Bütün gün elimizde böyle kamera gibi oldu ama çok eğlendik. Çok güzel geçti. Artık lafı daha fazla uzatmayayım. Biz şimdi artık dizimizi izlemeye geçiyoruz Samet'le yine. The Walking Dead devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki daha güzel videolarla inşallah tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.